de şöyle, Cem şöyle bir şey. Konurlar Mahallesi'ndeyiz. Konurlar Mahallemiz son yıllarda ceviz üreticiliğiyle ön plana çıkmakta. Bundan 10 sene önce başlayan yavaş yavaş ceviz dikimi bugün çok ileri bir noktaya gelmiş durumda. Yaklaşık İnegöl'ümüze şey yaptığımız zaman 25 bin dekar alanda ceviz üretimi var. Ama burada tüm mahallelerimizde en çok ceviz üretimi burada yapılıyor. Çok güzel kaliteli ceviz yetişiyor. Doğasıyla, toprağıyla ceviz burayı sevmiş durumda. Burası artık nasıl kurşunlu çilekle anılıyorsa, bir başka yerimiz armutla, şeftaliyle anılıyorsa, burası da artık cevizle anılmaya başladı. Evveli sene, 3 sene önce 350 ton, yine burada sizden beraber başka bir bahçede haber yapmıştık. 350 ton bu sene üretim. Çünkü bahçelerimiz gençti, onun için üretim şeyi azdı. 350 ton. Üretim vardı. Daha sonraki sene 750 ton vardı. Bu sene 2000 tona çıkmış durumdayız yaklaşık, yani ceviz üretiminde. Yani ceviz bahçeleri büyüdükçe, genç bahçeler hepsi çünkü, büyüdükçe katlaya katlaya gidiyor. Bu sene de 2000 tona çıkmış durumdayız. Ceviz şu anda İnegöl'ümüze ve mahallemize iyi bir gelir getirmekte. Çiftçimiz de bundan zaten memnun, mutlu. İnşallah diğer ürünlerde de aynı mutluluğu yaşarız diyorum. Şu anda az evvel de söylediğim gibi 2000 ton civarında ceviz üretimi var bu mahallemizde. Fiyatını soruyorsunuz zaten, sorarsınız muhtemelen. Yaş olarak 7 TL'ye yaş, şu gördüğünüz cevizi yaş kabuğu soyulmamış şekilde 7 TL'ye kendisine alıcı buluyor. Hiç pazar sorunu yok zaten, tüccarlar geliyor. Soyulmuş halde, kurutulmuş olduğu vakitte 30 lira civarında kendine müşteri buluyor. Ama ilk soyulduğu zaman da 20 lira civarında, yaş yani yeni soyulmuş, kurutulmamış hali gibi 20 TL civarında kendine alıcı buluyor. Yani bizim için çok iyi bir getiri çiftçilerimiz için. Ceviz bahçelerimizin genç olduğu için bunu tam kestirememekle birlikte, çünkü her sene üzerine koya koya gidiyor. 10 bin tona yakın bir ceviz üretimi yaparız diye düşünüyorum İnegöl genelinde. Bizde bir bayır tarlamız vardı. Oraya meyve mi dikelim, ceviz mi dikelim? Cevizde karar verdik. Baktık başarılı oluyoruz. Sondan kere önce Halil Batka amcamız var, sağ olsun, o da destek oldu, o da ekti. Derken köylü bizden kalem aldı. Bunlar teşvik ettik. Yani herkes şu anda köyümüzün %85'i komple cevizdir. Şu anda ortalama yaşı 6 ile 14 arasında değişiyor ama arkadan gelen çok bahçemiz var. Yani 1 ile 4 yaş arasında gelen bir bahçemiz bayağı var. Bu sene -28'i gördük ama ova kısmı etkilendi. Bizim kısımlar etkilenmedi. Yani bizim burada don çukur olmadığı için herhangi bir zayiatımız olmadı. Olan yerlerde de kalibre yüksek olduğu için kilo bazından oradan elde ettik. Yani çiftçinin, cevizi üreten çiftçinin bu sene yüzü güldü. Aile şirketi olmuşsunuz ya. Hı hı. Ne güzel.